Herkese merhaba. Bu videoda sizleri vektör alanları, evet vektör alanları ile tanıştıracağım. Fizikte sık sık karşımıza çıktığı için bu konuyla çok değişkenli kalkülüste de sıkça karşılaşırız. Evet, sıvı akıları, elektrodinamik hemen hemen her yerde karşımıza çıkar. Vektör alanı, girdilerin boyutları, çıktılarının boyutlarına eşit olan fonksiyonları görselleştirmenin bir yolu. Şimdi size iki boyutlu girdisi olan, bunu x ve y olarak ifade edelim. Çıktısı da iki boyutlu bir vektör olup x ve y'ye bağlı olan bir fonksiyon fonksiyon yazacağım. Birinci bileşeni y küp eksi 9y çıktının y yani ikinci bileşeni de x küp eksi 9x olsun. Bileşenleri simetrik olarak seçmemin özel bir nedeni yok, yani simetrik olmak zorunda değiller anlaştık mı? Tesadüf oldu. Eğer buna benzeyen bir fonksiyonun grafiğini çizmek isterseniz iki girdisi iki de çıktısı olduğu için dört boyutlu düşünmeniz gerekecek ve işiniz oldukça zor olacaktır. Ama bunun yerine sadece çıktı uzayını ele alabiliriz. Hemen koordinat eksenlerini çizelim. Ee, bu x evet bu da y ekseni olsun ve. Ş Şimdi de her bir nokta için mesela 1,2 için çıktı vektörünü bulup vektörü o noktaya bağlayacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlamanız için hemen bir örnek yapayım. Evet az önce de dediğim gibi gelin f'yi 1,2'de değerlendirelim. x1'e y de 2'ye eşit olacak. 2'nin küpü eksi 9 çarpı 2 ve 1'in küpü eksi 9 çarpı 1. 2'nin küpü 8'dir. 9 kere 2 de 18 eder. 8 eksi 18 ise eksi 10. Y bileşeni için 1'in küpü 1, 9 çarpı 1, 9, 1 eksi 9'dan da evet eksi 8 elde ederiz. Şimdi eğer bu vektörü çizmek isteseydik, orijinden başlayıp x bileşeni için eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve y bileşeni için de yine eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve eksi 8'e gelmeden ekranı taştık bile. Neyse. Evet, şu şekilde diğer ucu ekranın dışında olan bir vektör elde ederdik. Evet, ama vektörlerin güzel özelliklerinden biri nereden başladıklarının önemli olmamasıdır. Örneğin bu noktadan başlayıp x bileşeni eksi 10 olacak. Y bileşeni içinde eksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, bu noktaya gelerek vektörü bu şekilde de çiz çizebilirdik. Vektör alanları bu yaptığımızı sadece bir ya da iki nokta için değil, farklı birçok nokta için yapar ama eğer bütün vektörleri tek tek çizecek olursak karma karışık bir şekil elde ederiz öyle değil mi? Düşünsenize mesela bu noktaya çok büyük bir vektör buna da yine çok büyük başka bir vektör bağlı olursa karman çorman bir grafiğimiz olur. Bunun yerine grafiği hemen temizleyeyim. Vektörleri küçültüp yani vektörlerin esas boyutlarını yansıtmadan hepsinin neye karşılık geldiğine dair daha temiz ve net bir şekil elde edebiliriz. Bu grafik vektörlerin hepsi aynı boyutta olduğu için orijinal fonksiyonumuzla da tamamen örtüşmüyor. Neden mi? Bakın mesela bu vektörün, bunun ve bunun uzunlukları aynı ama fonksiyonun çıktı değerleri gerçekte birbirinden son derece farklı. Bu vektör alanlarını çizerken ya da sizin için çizecek bir program kullandığınızda kullanılan bir yöntemdir ama az önce bahsettiğim sorunun üstesinden gelmenin yolları da Elbette var. Bunlardan biri renk kullanmaktır. Size hemen farklı bir vektör alanı göstereyim. Bu vektör alanındaki renkler vektörlerin uzunlukları hakkında bilgi vermek için kullanılmış. Vektörlerin hepsi aynı olmasına rağmen kırmızı renkli olanlar uzun, mavi renkli olanlar ise kısa vektörlerdir. Buna ek olarak vektörleri gerçek boyutlarına göre ölçeklendirebilirsiniz de. Mesela burada mavi vektörler nere? neredeyse sıfır olacak kadar küçültülmüş. Kırmızı vektörler ise aynı boyda kalmışlar. Bu vektör alanı gerçekte bu vektörün çok uzun, bunun da orta dereceli bir uzunlukta olduğu bir fonksiyonu temsil ederken, vektörleri bu şekilde ölçeklendirerek vektör alanını daha kolay bir şekilde inceleyebilirsiniz.